Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Büyük Usta Emre Can'ı uzun bir aradan sonra turnuvalarda izlemenin zevkini yaşıyoruz. 2023 Reykjavik Open'da Büyük Usta Mustafa Yılmaz'la birlikte Büyük Usta Emre Can da seri başı oyuncular arasında yer alıyor. 4. seri başı Mustafa Yılmaz, 6. seri başı ise Emre Can idi. Emre Can'ın 1. turdaki rakibi ise Alman BFM Katarina Ricken'da zayıf bir rakip arkadaşlar. Emre Can'ın hiç zorlanmadan bir galibiyet elde edeceğini düşünüyorduk ama işler öyle olmadı. Çok enteresan bir karşılaşma bizleri bekliyor. Bizlere destek olmak isterseniz maçımıza geçmeden önce hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Katıl butonu tıklayarak da kamera ve mikrofon alma hedefimize destek verebilirsiniz. Beyazlarda Büyük Usta Emre Can D4 hamlesiyle serüvene başladı. D5, C4, E6 ile klasik bir vezir gambiti izleyeceğiz. At C3. At F6 hamlelerinden sonra biliyorsunuz ki beyazlar burada doğal olarak fil G5 ile devam edebiliyordu ama C alır D5 yani kırışma varyantını tercih etti Emre Can. E alır D5 hamlesinden sonra şimdi fil G5 geldi. At B'den D7 ile at korunduktan sonra ise E3 ile filin çaprazı açılmış oldu Emre Can tarafından. C6 ile merkezdeki D5 piyonu koruma altına alındı. Fil D3 hamlesinden sonra ise şimdi E7 kısa roka hazırlık siyahlar tarafından. At G'den E2 hamlesinden sonra şimdi at H5 ile birlikte diyor ki ben bu G5 filini istemiyorum diyor siyahlar. Hay hay diyoruz da fil alır E7 hamlesinden sonra vezir alır E7 ve şimdi çok güzel bir hamle. Belki de birçok orta seviye oyuncunun yapmaktan korkacağı ve hiçbir antrenörün de orta seviyede sporcularına önermeyeceği bir hamle geliyor. G4 hamlesi geliyor ve at tehdit altında. At H'dan F6 ile G4 piyonu isteyince de şimdi at G3 ile açarak piyonumuzu koruyoruz. Açarak tehdit yiyoruz piyonumuza ve G5 piyon sürüşüyle rahat bir nefes alıyoruz ve tekrar atı istiyoruz. At F'den D7 hamlesinden sonra ise H4 piyon sürüşüyle evet Emre Can belki kısa roktan vazgeçmiş oldu. Belki uzun rokta beyazlar için çok riskli gözüküyor ama şahlarındaki piyon yapısı güzel duruyor. At F8 manevrasından sonra burada Usta Emre Can'ın 5-6 hamle boyunca yapabileceği güzel bir hamle vardı. O da at H5 hamlesiydi. Şimdi at H5 hamlesinden sonra çünkü piyonu kaçıramıyor. Kaçırması durumunda at G7 ile rakibin rokunu bozuyoruz. At H5 hamlesinden sonra mutlaka bu piyonu koruması gerekiyor. İlk aklımıza gelen hamle at E6 hamlesi olacak. Ama usta bunu tercih etmedi. Vezir kanadından A4 piyon sürüşüyle daha sonra A5 fikirleri var. Tabii ki siyahlar burada A5 oynayarak beyazların A5 sürüşünü engellemeliydi ama fil E6 ile gelişmeye devam etmiş oldu. Küçük bir hata. A5 ile atı istiyoruz. At C8'e sıçradı. Yani atlara bakar mısınız arkadaşlar? Durumu gerçekten çok kötü. Burada yine at H5 hamlesi var. Usta yapmadı. Vezir C2 oynayarak vezir fil bataryasını kurdu ve H7'ye bakış attı. At D6 gelişiminden sonra ise şimdi A6 ile rakibin vezir karadaki piyon yapısını bozmaya hedefliyoruz. Rakip B6 ile buna izin vermedi. Ve beyazlarda Emre Can stopfişin de önerdiği üzere kısa rok hamlesiyle yoluna devam etti. Çok riskli bir hamle ama anca bir ustanın elinden çıkabilecek bir hamle. Siyahlar da uzun roku tercih etti. Yine at H5 hamlesiyle G7'ye baskımız var fakat F3 tercih ediyoruz. Kötü bir hamle ama E4 fikirleriyle merkeze bir atak söz konusu olacak. Şu anda oyun tamamıyla eşit. Şah B8 rahatlamasından sonra ise şimdi E4 geliyor. Burada D alır E4 de yapılabilirdi. Fakat at G6 da yapılabilir hamlelerden bir tanesi. Tabi at G6 F4'e bakış atıyor. Usta burada at E2 ile rakibin F4'e gelmesini engelleyebilirdi. Ama işte bu hamleden itibaren ustaya bir şeyler oluyor. Ve ben Emre Can'ın birçok maçını izledim. İyi maçını da izledim. Kötü maçını da izledim. Ama usta aslında konumu bence gereksiz yere karıştırdı. Çünkü birçok arkadaşlar böyle ustanın maçını izlemişizdir. İşte ilk turlarda büyük ustalar genelde FM'lerle, IM'lerle ya da ünvansız oyuncularla yarışırlar. Ve bu yarışmalarda, bu eşleşmelerde genellikle büyük ustalar kırışmaktan yana, oyunu basitleştirmekten yana, az taşlı konumlara girmekten yana olurlar. Niçin? Çünkü tecrübe ve bilgi birikimi, maç birikimi olarak daha fazla olduğu için, rakiplerinin daha üstün oldukları için bu şekilde basit oyunlarla, tecrübeyle rakibi boğarak hata yapmasını bekleyerek maçı kazanırlar. Ama Büyük Usta Emre Can bunu yapmadı. Vezir H2 hamlesiyle hatalı bir hamle yaptı ve oyun gerçekten tamamıyla 0-0 eşit oldu.
Vezir Ceyhed hamlesinden sonra şimdi Ataş 5 uzun zamandır yapmayı ötelediği hamleyi şimdi yaptı. Burada at E8'de çok rahat bir şekilde G7'yi koruyabiliyordu ama kale H'dan G8'de korumaya tercih etti. Doğru bir hamle değil. Burada E alır D5 yolumuza devam edebilirdik ama şah B1 oynamayı tercih etti. Sebebine gelince tabii ki E alır D5 hamlesinden sonra rakip C alır D5'de alıp vezirin önünü açıp atı açmaz pozisyonda bırakabiliyordu. Bu nedenle Emrecan şah B1 oynamayı tercih etti. Şimdi T alır E4, F alır E4'de merkezlik piyonlarımız gayet başarılı gözüküyor. Şimdi fil G4 hamlesiyle kale istendi. Fil E2 ile araya kapattık. Burada fil E6 ile yoluna devam etmesi gerekiyordu siyahların ve bir kırışmaya yanaşmaması gerekiyordu. En azından kırışmaya yanaşacaksa fil alır E2 ilk akla gelen kırışma olacaktı. Ama öyle zannediyorum kalesini serbest bırakabilmek için bu attan kurtulmak istedi ve fil alır H5 hatalı hamlesini yaptı. Fil alır H5 hamlesinden sonra ise şimdi kurtulan kale E8'den kendisine yer buldu ve piyonu atla birlikte istedi. Burada Emrecan E5 de aslında bu piyon tehdidine çözüm bulabilirdi ama yine öyle zannediyorum ki E5 piyon sürüşüyle birlikte atın manevra yapma alanının açılacağını düşündü. Bu nedenle fil F3 oynayarak piyonunu korumayı tercih etti. At C4 hamlesinden sonra ise şimdi E5 sürüşünü rahatlıkla yapabiliyor Emrecan. Burada siyahlara B5 öneriliyor arkadaşlar. Tabii ki bu B5 önerisinin altında yatan sebep piyonları sür baba, rakibin şah kanadını aç baba, kalelerinle gel baba, işi bitirmeye çalış baba ama karşında büyük usta var, nasıl yapacaksın? At E3'te daha sakin bir hamle yapmayı tercih etti ve bu hatalı bir hamle oldu. Çünkü at o cendereye girmemeliydi. Kale C1'de kaleyi kaçıyoruz. At o cendereden C4'de kaçmalıydı fakat kale E6 ile yola devam etti. Kötü bir hamle ama cesur bir hamle diyebiliriz. Vezir F2 ile atı istiyoruz ve burada kale alır D4 öneriliyor siyahlara. Niçin? İşte Emre Has Güreç'i analım mı? Taş aktivitesi arkadaşlar. Taş aktifliği, taş virgül aktifliği. Kale alır D4'ten sonra çünkü. Evet belki at düşüyordu ama akabinde vezir alır E5 ile birlikte siyahların taşları çok daha güzel yerde oluyordu. Ve bu şekilde siyahlar en azından oyunu tutabilecek kıvama getirebiliyordu oyunu. Fakat at C4 kaçması doğru değil. Bu arada kale H'dan D1 ile D4 piyonunu korumalıydı ve vezirini serbest bırakmalıydı Emrecan ama at E4 oynadı. Bu da bir hata arkadaşlar. Burada piyon alışı öneriliyor. Yine aynı sebeplerden dolayı. Hani al diyor. Rakip seni aldıktan sonra atla al diyor. Yine taş virgül aktivitesi siyahların çok daha iyi olacaktı. Fakat burada at A5 yaptı siyahlar. Bu fırsatı kaçırmış oldu. Fil G4 hamlesiyle kale istiyoruz. Kale E'den E8'e kaçınca da at D6 hamlesiyle çok iyi bir hamle yapıyoruz ve kale istiyoruz. Burada yine kale alır E5 öneriliyor. Çünkü hatırlayın Mustafa Yılmaz'ın da maçını az önce yayınladık. Eğer merak edenler varsa aynı turnuvada Mustafa Yılmaz'ın maçını da YouTube kanalımızın videolar kısmında son yüklenen videolardan izleyebilirler. İki ustamızın da atı öyle iş yaptı ki gerçekten D6'daki at büyük iş yapıyor ve şu anda kale istiyor. Kale F8'e kaçmamalıydı kesinlikle. Burada vezir G3 öneriliyor ustaya. Yani öyle zannediyorum atın güzel yerde, filin güzel yerde, kalenin güzel yerde. Diğer kale dursun H4'ü savunmaya devam etsin. Vezir G3 oyna ki bu at herhangi bir şekilde F4'e giremesin. Galiba o nedenle vezir G3 öneriyor Stockfish. Ama burada B4 yapıyor usta ve yine hatalı bir hamle yapıyor. Yani oyun tam kazanılmış derken şu anda hafif üstünlüğe döndü. F6 piyon sürüşü. Burada aslında alabiliyordu usta. Alması lazımdı atı. Ama almaktan çekindi. Niçin çekindi? Tabii ki de B hattının açılacak olması nedeniyle çekindi. Ve G alır F6 yaptı. Şaka gibi. G alır F6 hamlesinden sonra vezir B2 ve oyun şu anda tamamen eşit arkadaşlar. Vezir B2 hamlesinden sonra şimdi F alır E5 hamlesi. D alır E5 hamlesi. Tabii ki atımızı korumak çok büyük öneme sahip. Burada bir kale F4 hamlesi siyahlara öneriliyordu fakat kesinlikle bu piyonu almamalıydı. At alır E5. İşte maçın en kritik hatası geliyor. Bu saatten sonra Emrecan bırakmamalı. Vezir alır E5 hamlesinden sonra aslında at alınabiliyor gibi gözüküyor. Alınabilir doğru ama kale alır D6 hamlesi. B alır A5'e izin veriyordu. Ve bu durumda bir alet üstünlüğümüz var. Tabii ki bir alete bir piyon karşılığında ve duble piyon yapısı da hiç hoş gözükmüyor ama
Kazanç kale D2 ile ikinci yataya kalesini indirdi siyahlar ve açarak da veziri istemiş oldu ve kırışma teklif etmiş oldu. Vezir alır C7, şah alır C7, kale H'dan F1 gel kırışalım. Kale F'den F2'ye yiyeceksen sen ye. Kale alır F2, kale alır F2 ve kale D1 hamlesiyle kale D7'den şahlamalar istiyoruz ve piyonu, H7 piyonunu ki çok büyük öneme sahip, mutlaka düşürmemiz lazım. Çünkü bir piyon vezire çıkacaksa o şah karadındaki piyon olmalı. Diğer piyonların pek dermanı yok gibi. Kale F7 ile buna çözüm buluyor. Aslında A alır B6, nasıl olsa duble piyon var. Ama öyle zannediyorum ki A alır B6 hamlesinden sonra kaleler oyundayken herhangi bir şekilde bu kırışmaya izin vermek istemedi. Ve tam bir geçer piyon oluşturmak, hatta belki de iki geçer piyon oluşturmak istemedi Emrecan ve şah C2 oynadı. C5 piyon sürüşünden sonra şimdi A alır B6, şah alır B6 ki cesaret ister A alır B6 yapmak. Çünkü iki hamle sonra vezire çıkacak bir piyondan bahsediyoruz. Şah alır B6 piyonu istiyor. Kale D6 şah, şah B5 piyonumuzu korumuş olduk tabii ki. Beyaz piyonumuzu cici bir şekilde koruyoruz. Şimdi şah C3, kale F4. Şahın herhangi bir şekilde 4. yataya gelmesini istemiyor siyahlar. Aynı zamanda fil ve piyonu aynı anda istemiş oldu. Fil E2 şah hamlesiyle piyonu almasını engelledik. C4 piyon sürüşünden sonra şimdi kale H6. Hem piyonumuzu koruyoruz hem de H7'yi istiyoruz. Buna kale E4 yanıt verdi. Sen piyonu al kardeşim, ben de senin filini alayım. Kale H5 şah hamlesinden sonra şah alır A6 ve fil alır C4 ile birlikte. Şah hamlesiyle birlikte şimdi kocaman bir terk sesi geliyor. Rakipten, Katarina Ricken'dan, Alman BFM'den terk geliyor. Peki sebebi ne? Çünkü şah B6'ya kaçtıktan sonra kale alır H7'yi alacaktı. Emrecan bu oyunu çok rahat kazanacaktı. Niçin? Çünkü A piyonunu durdurabilecek bir C4 fili var. Peki benim H4 piyonumu durdurabilecek ne var? Kale var. Kale piyonu aldı. Fil piyonu aldı. Ne oluyor? Bir tane kale kalıyor beyazlar adına ve bu kaleyle çok rahat bir şekilde kazanabiliyor oyunu Emrecan. Bunu gören rakip de zaten terk etti. Uzun süren bir maç oldu arkadaşlar. En son biten maçlardan bir tanesiydi Emrecan'ın maçı. Birazcık tökezledik. Birazcık kötü performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Emrecan belki Mustafa Yılmaz gibi şöyle gümbür gümbür oynamadı. Özellikle bir VFM'ye karşı. Biliyorsunuz ki normal bir VFM'mi tabii ki normal bir FM'nin çok daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Cinsiyetle bir alakası yok. Biliyorsunuz ki kadınlar da VFM yerine FM ünvanını alabiliyorlar. Bu nedenle aslında Emrecan'ın çok daha gümbür gümbür oynayacağını bekliyorduk. Fakat öyle olmadı. Olsun, nazar boncuğu kayıp ya da beraberlikle olacağına böyle olsun. Kazanmış olduğumuz bir maçta nazar boncuğumuz olsun. Bu kötü performans hem Mustafa Yılmaz'a hem de Emrecan'a bu turnuvada başarılar diliyoruz. Biz kendileri takip etmeye devam edeceğiz. Siz de bizleri takip etmeye devam etmek için hemen aşağıdaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Katıl butonu tıklayarak kamera ve mikrofon alma hedefimize destek verebilirsiniz. Hayatımız Satranç Instagram sayfası da Instagram'da sizi güzel paylaşımlarıyla bekliyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatınız satranç diyenlerden olmanız ümidiyle şimdilik hoşça kalın. Bay bay.